Ziya Bey. Fena değil. Ziya Bey. Yaklaşsan, bir lastik bırakıyorsun. Yaklaş abi. Yaklaş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 yılında yaşanmış olan mukadele ve tehcir olayını tarihi bilinçten uzak, sözde soykırım olarak nitelendirilmesini kabul etmiyor, reddediyor ve yok hükmünde sayıyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu amaçla korona müsibeti nedeniyle çok az sayıda STK başkanlarıyla huzurunuzdayız. Tarihi, ilmi belgelerden uzak, bilgisizce yalan, yanlış ve yanlı bir ifadeyle Başkan Biden Ermeni lobisine siyasi borcuna mahsuben talihsiz ve hesapsız bir açıklama yapmıştır. Uluslararası özel ihtisas komisyonlarının görevi olan tarihi konularda hüküm verme yetkisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın ne hakkıdır ne haddidir. Buna hukuki ne de ahlaki noktada yetkisi ve selahiyeti yoktur. Hiçbir gerçekliği olmayan, tarihi bilinçten uzak, meşruiyetten yoksun, yanlış, yalan ve yanlı bu nitelendirmenin dostane ilişkileri ve müttefikliğe uygun olmadığı da açıktır. Asırlardır bu topraklarda birlikte kardeşçe yaşadığımız Ermenileri ütopik diasporanın çirkin emellerine kurban etmek ve tarihi çarpıtmaya kalkmak bu Biden başkanın görevi de değil, haddi de değildir. Bu çarpıtmanın müttefikliğe, dostluğa, geleceğe, özellikle de barışa hiçbir olumlu katkısı olmayacağı gibi bilakis yeni yaralar, yeni problemlerin açacağı aşikardır. Başkan Joe Biden sözde Ermeni soykırımı gibi büyük bir yanlışı, yalanı gerçekmiş gibi gösterip Türkiye'ye siyasi şantaj yapmak istediği aşikardır. Bilinmelidir ki demokrasiye, barışa önem veren güçlü Türkiye Cumhuriyeti siyasi ve benzeri şantajlara boyun eğecek bir devlet değildir. Şanlı tarihimiz Osmanlı Devleti'nden bugüne soykırım değil hiçbir leke sürülemeyecek kadar tertemizdir. Bu sözde yalanı ortaya atanların tarihi ise bir o kadar kan, gözyaşı ve soykırım acılarıyla doludur. Haksız, mesnetsiz, tarihi belgelere dayalı olmayan bu ütopik iddiaları kabul etmiyor. Yıllardır başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tarihi gerçekleri çarpıtan tüm ülkeleri de kınıyoruz. Türkiye en zor şartlarda dahi dostluklara sahip çıkan çok eski tarihlerde bile azınlıklara, gayrimüslimlere mezalim yapmayan, bilakis özgürce yaşam hakkı tanıyan şanlı tarihe sahip Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olarak her daim barıştan yana olmuş, dostluklara önem vermiş, her tür ayrımcılığa karşı çıkmış bir millet olmayı sürdüreceği gibi haksızlıklara karşı da durmaya devam edecektir. İslam ile kuşanmış bir millete isnat edilen ayrımcılık, ötekileştirme, soykırım ve benzeri durumlar için Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davasına uğruna ölen de bizden değildir. Çağ açıp kapatan ecdat hiçbir zaman nefsi için toprak fethetmemiştir. Çağrılmadığı ülkede kılıç sallamamıştır. Bunu en iyi kelimelere döken Grand Duke Notaras Bizanslıların duygularını şehirde Latin külahı görmektense Türk sarığını yeğlerim diyerek en veciz biçimde ifade etmiştir. Bu sözü Notorasa Ortodoksların 150 yıldır şahit oldukları ve dönemine göre çok ileri bir anlayış olan Osmanlı tecrübesi söyletmiştir. Osmanlı Beyliği kurulduktan sonra fethettiği bölgelerdeki halkın dinine karışmamış, onlara ibadet özgürlüğü vermiştir. Asılsız suçlamayı, insan haklarını savunma adına yaptığını söyleyen Sayın Başkan Biden, 610 yılından beri alemlere nizam getiren dinimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in insan hakları evrensel beyannamesinin temelini oluşturduğunun farkında olmayan bir gaflet ve bilgisizlik içindedir.
Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Bunları bizim yüzyıllar boyunca kayıt altına alınan şeffaf arşivlerimizden çıkan kaynaklardan okuyarak öğrenebilirler. Tarihi bir gerçektir ki Osmanlı topraklarında her türlü ihanetle karşılaşmış olan milletimiz 1. Dünya Savaşı'nda büyük zayiatlar vermiştir. Buna rağmen yaşananları kaderin acı bir hatırası olarak değerlendirmenin ötesinde başka bir hiç iddiada bulunmamıştır. Eğer tarihi belgelere bakılırsa görülür ki asıl soykırımı yapanlar, katliamı yapanlar, gittikleri her ülkeye kan ve gözyaşı bırakanlar bugün milletimize suç isnat etmeye kalkan ülkelerdir. İnanıyor ve bekliyoruz ki aklı başında Ermeniler, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bu kışkırtıcı çıkışına gerekli cevabı vereceklerdir. Umarız ki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi son yıllarda ülkemize karşı yürüttüğü hasmane tutumdan vazgeçer, dostluğa, müttefikliğe sığmayan hatalarını onarmak için zaman geçmeden üzerine düşeni yapar. Bizler güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve yerli duygularına hassas, mevkuresine bağlı fertleri olarak dün olduğu gibi bugün de güçlü devletimizin yanında tek yürek, tek yumruk olarak birlikte her kötülükle mücadeleye ani reflekslerle bugün olduğu gibi karşı duracağımızı önlemle vurgulamak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak istiklal ve istikbalimize, göz dikenlere karşı el ele, omuz omuza her türlü engeli aşacağımızdan, daha güzel günlere kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği yetkilileri, Sayın Başkan Joe Biden, yıllardır yapılan bu kadar açıklamaya rağmen gerçeği görmüyor, görmek istemiyorsanız size ayna hediye ediyoruz. Katliam yapan Sayın Joe Biden aynayı hediye ederken katliam yapan, gittiği ülkelere kan ve gözyaşı bırakan bir devlet görmek istiyorsanız lütfen aynaya bakın. Thank you.